Evet efendim, Agroidan'ın ürünleriyle kış gübrelemesi yani granül gübre yerine bizim sıvı ürünlerimizi kullanıyoruz. Daha önce fındıkta yapmıştık bu uygulamayı. Şimdi İzmir'deyiz, Tire'deyiz. Dağdere köyünde incirde yapacağız. Zeytininden cevizine bütün mahsullerde bunu kullanabiliyoruz. Elimde fosfor var. Diğer ürün çotanak. Bu organo mineral bir gübre. Bu fosforlu bir ürün. 29 Kasım bugün günlerden incir ağaçlarımız yaprak dökmeye başladı. Bu saatten sonra Şubat-Mart ayına kadar uygun zamanlama içerisinde gübreleme yapılabilir. Biz burada hesabımız şu: ağaç başı 5 litre gübreli su, 400 litrelik taralı içerisine 20 litre çotanak, 20 litre de fosfor koyacağız. Ağaç başı 5'er litre gübreli su düşürdüğümüz vakit ağaç başı 250'şer gram fosfor ve çotanak vermiş olacağız suyla beraber. Bunun avantajı şu: yağmur yağmadıysa suyla birlikte vereceğiz. Direkt köke vereceğiz tabancayla. Şimdi birazdan izleyeceksiniz. Bu da doğrudan bitkinin almasını sağlayacak. Evet değerli üreticilerimiz, bahçe sahibi yazın dedi, çok incir yedin. Gel dedi, gübrelemeni yap. Yakaladı beni, bırakmadı bize, mecbur bahçeyi gübrelemeye başladık. Yani şu kış gününde kanter içinde kaldık. Sistemimiz bu, basınç sistemimiz bu. Ağacımızın taçiz düşümü dediğimiz noktasına batırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt köke. Bu uygulama olmasaydı daha önceden nasıl yapılıyordu bu? Yani daha önceden çok zahmetli bir işti bu. Nasıl zahmetli bir işti? Arazide granül gübreyi atacaksın, yeri işleyeceksin, bir sürü toprak kaybınız var. Yağmurla beraber zaten burada %30'a yakın bir meyil var. Toprak kaybolacak. Granül gübre zaten pahalı. Bunun kaçta kaçı yarayacak? Çotanakla yine fosforu direkt bitkinin ağzına, yani saçak kürtlerine bu şekilde vermiş olduk. Maliyetimiz en az 5'te 1 düştü. Toprak kaybınız da yok. Böyle meyilli bir arazi varsa şimdi yeri işleyeceksiniz, gübre atacaksınız, alt alacaksınız, yağmur yağacak, verip toprağa indirecek aşağı. Artı bitkinin meyilde kökü aşağı taraftadır. Siz gübre kaybolmasını yukarı hilal şeklinde vereceksiniz. Bu da bir problem. Evet. Hayırlı olsun. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel bir şey. Maliyet 5'te 1. Çok memnunuz yani. Zorlamayacak herhalde. Aynen bunu. Zorlamayacak Mustafa Bey'in sayesinde. Gübreleme daha basit bir şey olacak. Yani çuval işi bitiyor değil mi? Tabii çuval işi bitiyor. İlaçlama tabancası, yani bu aparatı da biz size hediye edeceğiz. Yani diyebilirsiniz ya, biz bu aparatı nereden tedarik edeceğiz diye sorarsanız, bunu bizden ürün aldığınız takdirde biz size hediye edeceğiz. Özel olarak biz yaptırıyoruz bu ürünü. Bakın bu şekilde. Düşün, toprağın altında bu nasıl bir... Harika bir şey. ...etki yaratır. Ayakla basmaya birçok yerde gerek yok. Böyle elle bastığınızda toprak yapısına göre rahatlıkla girebiliyoruz. Basıyoruz, gübreyi aldırıyoruz. Geliyoruz ikinci bölgeye, basıyoruz. Gübreyi veriyoruz. Hemen geliyoruz üçüncü bölgeye. Basıyoruz. Yeteri kadar gübresini vermiş oluyoruz.